sunuyor. Bir adam çıktı geldi. Eski özel harekatçıymış. Müdür bey tanır belki. Kimmiş? Akif Emir. Akif Emir mi? Bizim Akif. Ne diyorsun sen? Poyrazköy'de balıkçılık yapıyormuş. Tesadüfen gördü bizi. Başkanım, o adamı istiyorum. Ne? Hayatta olmaz. Baş belasının teki o adam. Kendini de yakar, bizi de. Ben oradaydım. İçeri nasıl girdiğini, adamları nasıl hakladığını gördüm. Üzerine mermiler yağarken gözünü bile kırpmadı. Unut bunu Ayşegül. Başkanım, bence Ayşegül Hanım'a kulak verin. Akif, tamam, biraz deli doludur. Ne yapacağı belli olmaz. Ama inanın bana, ondan daha iyisini bulamazsınız. Ben hayatta olduğum sürece o herif bu kapıdan içeri giremez. O zaman ben de yokum. İstediğim ekiple çalışamayacaksam istifa ediyorum. Zuhal Hanım, aracı getirdim. İsterseniz anahtarı güvenliğe bırakabilirim. Sen en iyisi anahtarı tekerin üstüne bırak. Güvenlik falan uğraşmayalım. Ben de gelmek üzereyim zaten. Tamam, nasıl isterseniz. Recep Bey, bir dakika. Buyurun. Dün poligona gelmediniz. Merak ettim. Evet, gelemedim. Eşimi doktora götürdüm. Anladım. Turnuva yaklaştı. Çalışmaya devam edeceğiz, değil mi? Ederiz, merak etmeyin. Size iyi günler. İyi günler. Bana bak Ayşegül, seni ben yetiştirdim. Ne düşündüğünü de gayet iyi biliyorum. Ama bu yaptığın, çıktığın kabuğu beğenmemek. Alakası yok. Ben sadece en iyisini istiyorum. Bu ülke için, hepimiz için. Karşımızda kim var biliyor musun sen? Bu dünyanın karmaşık efendileri. Ülkemize göz dikmiş durumdalar. Aman ayağa kalkmasın diye başımıza bin bir türlü taş atıp duruyorlar. Her türlü alçaklığı yapmaya hazırlar. Terör eylemlerine, suikastlere, bombalamalara hazırlar. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Ve biz o adamların karşısına Akif gibi adamlarla çıkamayız. İyi de neden? Çünkü bu adam sorumsuz, asi, zır deli. Ama vatansever. Ülkesi için, bayrağı için seve seve can verir.
Bakın başkanım. Ben o adamın gözlerinin içine baktım. Orada ülkesi için ölmeye hazır değil, candan, canandan, her şeyden geçmiş bir adam vardı. Benim aradığım da bu. Olmaz diyorum. Son sözünüz bu mu? Evet. O zaman bana müsaade. Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül gel buraya! Ayşegül böyle bırakıp gidemezsin! Anne iyi misin? Anne, anne konuş benimle. Yardım edin, yardım edin. Zamanında. Her şey yolunda mı? Hı hı. Hadi gidelim. Kimse ağzını açmasın. Çok kötü kalbini kırarım. Ayşegül, dur bir dakika. Bekle. Keskin nişancı. 4 sivil ölü. Otoparktan ateş edilmiş. Mesafe 200 metre. Ölenler belli mi? Rastgele gibi duruyor. Ama öyle olduğunu sanmıyorum. Bugünkü operasyonla alakalı olabilir. Hadi Ayşegül. Belki ihtiyacın olur. Akif'i istiyorum. Sana olmaz dedim. İstediğin kadar inat et. Bu kapıdan.
O manyağı sokmayacağım. İstanbul'un göbeğinde gün ve gündüz dehşet verici anlar yaşandı sayın seyirciler. Arkamda görmüş olduğunuz parka bir keskin nişancı tarafından ateş açıldı. Nişancının açtığı ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri yaptığı açıklamada araştırmanın genişletileceğini söylediler. Kanka. Kanka var ya. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke bütün bunlar bir rüya olsaydı be. Böyle bir uyansak. Sena yanı başında olsa. Sizin Fatma yengeli kucağınızda bir çocuk var. Ne bileyim. Akif abi falan hep böyle beraberiz. Oğlum çok güzel olmaz mı lan? Kapa bu mevzuları Sakaryalı. Biz yaramızı sarmaya çalışıyoruz. Sen tuz basıyorsun. Ya ne var be oğlum? Hayal de mi kurmuyordun ya? İnceleme ekipleri yaptığı ilk incelemede katilin parkı gören bir otoparktan ateş ettiğini belirtti. Olaya tanık olan vatandaşlar birden silah sesi duyduklarını, silah sesinin otopark tarafından geldiğini onu nereden buldun be? Uzak bir noktadan keskin nişancı gibi görünüyor, tamam. Dikkate alındığında kimin yaptığını görmemişler, tamam. Profesyonel ekipleri olay yerine gönderiyorum, tamam. Ayrıca emniyet yetkilileri olayı bak, çok yönlü gidip olarak bakalım mı kanka, belki yardımcı olur. Bu defteri kapattık biz Hafız. Biz artık polis özel harekat falan değiliz. Evet, hiçbir şeyiz, anladın mı? Şu çöp sepetinin içindekilerden bir farkımız yok. Gerçek. Tamam be kardeşim, ne kızıyorsun ya? Allah Allah. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Poligona. Akşama geliyor musunuz? Bu akşam mı geliyorduk biz? Evet. İyi tamam. Ben çocukları alır gelirim abim, tamam. Tamam. Bütün deliller toplandıktan sonra bir açıklama yapılacağını söylediler. Saldırganın otoparktan ateş ettiğini düşünen polis ekipleri şu an itibariyle otoparkın etrafına kimseyi yaklaştırmıyorsa sayın seyirciler. Her tarafa bakın. Aracı kontrol ettiniz mi? Ettik komiserim. Sahibi kendi halinde bir esnaf. Dün gece çalıntı ihbarı yapmış. Adamı emniyete götürüp sorgulayacaklar. Parmak izi? Çıkarttık. Merkeze gönderdik. Siz kalın. Tamam. Ben Ayşegül Aslan. Biz ilgileniyoruz hanımefendi. Artık beni ilgilenin. Saldırgan kanas kullanmış. Kanas 7.62'lik mermi kullanıyor. Bak bakalım bu 7.62'ye benziyor mu? Bu çapta mermiyi sadece Kanada yapımı Timberwolf kullanır. Tüfeği buldunuz mu? Böyle bir şey ilk defa görüyorum komiserim. Neymiş? Timberwolf yazıyor üzerinde. Kanasmış. Gördüğünüz gibi ekipler araştırmalarına devam ediyor sayın seyirciler. Sevmedim bu işi. Kim oldukları belli mi? Evet. Buradaki baloncu. Adı Mehmet Öztekin. Emekli. Biri şurada vurulmuş. Üniversite öğrencisi. Büşra Sözbir. Hemen yanındaki de işçi emeklisi. Tamam, Salih Akman. Ya şu? Saadet Kaya. Mühendis. Mühendis mi? Evet. Nerede görev yapıyor? Ne zamandan beri görev yapıyor? Hepsini bilmek istiyorum. Tamam efendim. Ayşegül Hanım, parmak izinin sahibini bulduk. Adı Recep Yaman. Eski bir özel harekatçıymış. 6 ay önce istifa etmiş. Silahın üzerinde de parmak izleri var. Özel harekatçı ha?
Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Selam, hoş merhaba. Geldiniz. Hoş gördük kardeşim. Ne haber? Kardeşim. Selamünaleyküm yenge. Ne yapalım, iyi işte. Selamünaleyküm Fatma yengem. Yani yenge nasıl bir balık yaptıysan artık sokağın başından kokusunu aldık yani. Ey maşallah. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Eyvallah. Eyvallah birader. Şu keskin nişancıyı hala bulamadılar mı? Emniyet az önce yaptığı açıklamada katilin eşkalinin belirlendiğini ve yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti sayın seyirciler. Bak bulmuşlar adamı. Olayla ilgili öldü bilgiler mu? Elimize ulaştıkça hadi, alın, alın. Sizlere çekinmeyin aktarmaya beyler. Devam edeceğiz. Eline haydi sağlık yengem. Afiyet olsun. Hadi bismillah. Ellerine sağlık yengem. Ulan keşke Akif abi de gelseydi ha. Onunla aynı şeyi düşündüğünü sanmıyorum. Abi hangi deliğe girdi bu adam? Resmen kayıp abi yok ortalıkta. Dur be Sakaryalı. Boğazımızı diyeceğim birader. Yemeğini yesene. Allah aşkına Sebahattin abi. Ben sus. Şimdi ne söyledim abi? Sus boş konuşma birader. Kalkıp gideceğim şimdi ha. Bir susun ya. Hadi abi hadi. İçerideki adam Eski Özel Harekatçı. Çok tehlikeli biri. Dikkatli olun. Kimse kıvırlamasın. Arkadaşım çökün. Ne oluyor böyle? Bırakın beyler. Çök. Hayırdır? Şşş. Ne yapıyorsunuz? Ne lan. Oldu ne yaptık biz? Lan oğlum ne çökmesi ne oluyor lan? Recep Yaman'ı bulduk. Ya. Arkadaşım biz Eski Özel Harekatçıyız ya. Ben Carlos arkadaş Sebahattin Balta duymadınız mı bizi hiç ya? Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya arkadaşım. Bunca yıllık lan, emeğimiz var ayıp değil mi ya? Tamam bu. Götürün hepsini. Ne bu ya? Neyi götürüyorsunuz? Ne oluyor ya? Bir şey söyleyin komiserim. Neyi ne götürüyorsunuz? Bir açıklama yapmayacak mısınız? Konuşmak için çok vaktimiz olacak. Ya kardeşim sofranın ortasından insan böyle kaldırılır mı hiç? Ya bir paket paket yapsaydı kadın uğraşmış o kadar. Ulan bir fırıldak dönüyor ama hadi hayırlısı. Götürün. Lan bak yürü. Konuşma. Demek şaka mı yapıyorsunuz? Ne oluyor ya? Terörist adamı bitirme. Bitirme. Terörist mi götürüyorsunuz? Rezil ettiniz aleme. Hadi. Yürüyün. Hadi. Yürü. Hafız ne iş ne oluyor ya? Ne bileyim ben. Anlamadım ki. Yavaş. Bunu ayrı bir arabaya götürün. Tamam. Tamam da ne yaptı bu adam? Bizi niye götürüyor? Arkadaşınız bugün uzun namlulu bir silahla 4 kişiyi öldürdü. Ne diyorsun ya sen 4 kişi öldürdü falan? O he? Televizyonlarda seyrettiğimiz olay mı? Saçmalıyorsunuz ya. Silahı ve aracı bulduk. Üzerinde parmak izleri var. Baltanın parmak izleri var. Hadi gidiyoruz. Thank you.
Cana cefa kıl ya vefa. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ya dert gönder, ya deva. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat, gerek güldür. İster yaşat, ister öldür. Aşık Yunus sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. İçsene çayını. Allah razı olsun. Allah razı olur olmasına da. İşin testi kolay. Biz Allah'ı kendi hayatımızda nereye ne kadar koyuyorsak, Hak katında da yerimiz o kadardır. Ne koydun reis bunun içine? Tuz mu bu? Her zaman şekerli gelmez çay. Tuzu şeker eylemek lazım. Acıyı bal eylemek lazım valla. Nasıl olacak o iş? Sen hiç aşık olmadın mı? Oldum diyelim. Rüzgar hiç ters esmedi mi? Esti diyelim. Sevmekten vazgeçtin mi? Geçmedim diyelim. Bülbül gülden vazgeçmez. Lafını tart da söyle. Çünkü aşkta pazarlık olmaz mı Allah? Nadandan gelen sefayı, yardan gelen belaya tercih etmektir aşk. Altaydır seninle beraberiz. Birlikte iyi biçiyoruz. Balığa çıkıyoruz. Sohbet ediyoruz. Bir kez sormadın sen kimsin, necisin diye. Belli ki merak etmiyorum. Sen evvel ben de senin gibiydim. Bir ölüden farksızdım. Hatta ölünün kendisiydim. Benim derdim ölmek değil. Lüzumsuz yaşamak. Sana neden molla diyorum onu bile sormadın. Vardır elbet bir bildiğin. Seni bulduğumda baygındın. Birkaç gün sonra kendine geldin. Uyanır uyanmaz yarı baygın halde abdest aldın. Sonra namaza durdun. Hah dedim. İşte bak bu adam tam molla. Öyle mi yaptım? Hiç hatırlamıyorum ki. Kendin
beni öldürmek için niye çabalıyorsun bilmiyorum. İnsan bu dünyada öldürecekse tek bir şeyi öldürmeli. Nefsini. Nefis ölünce o kadar çok şey dirilir de... cana kastedince bütün insanlığı öldürür gidersin. Sen öyle mi yaptın? Allah bilir yaptık mı yapmadık mı. Ama bu dünyada yaşarken ölü olmadan... ölüp kabre girip... kabirde sorgu sual açmadan... Hakk'ın rahmetiyle muamele görmeye can atmadan... göçüp gidenin vay haline. O bakımdan. Ölmeden evvel ölmek lazım diyorsun yani. Ben demiyorum ki. Gözü gönlü açıklar diyor. Sen kendini mezara koymuşsun ama Nasreddin Hoca misali hem kabre girmişsin hem de bir kulağın fincancık hatırlarında. Biliyor musun bu hikayeyi? Hayır. İyi. Onu da anlatırız bir ara. Bu iş böyle olmaz molla. Ölmeden kabre girenin hesabı çetin olur. Ölünün gözü arkada kalmaz. Sevdalısını, eşini, dostunu düşünmez. Düşünüp de kendini kahretmez. O bakımdan... takıldığın şey kadardır değer. Onun için ölç, tart. O bakımdan. Silahta parmak izlerim var. Minibüste parmak izlerim var. Minibüste otoparka girerken güvenlik kamerası çekmişsin. 6 ay önce karın saldırıya uğramış. Zor günler geçirmişsiniz. Ha, bir de sürekli poligona gidiyormuşsun. Hazırlık mı yapıyordun? Anlar. Vursana be adam. Çay kahve bir şey verin ya. Dilimiz damağımız kurudu. Hasta mısın sen kardeşim? Üzerinize afiyet, biraz grip olmuşum geçen gün. Ama hanımın ilaçları derken atlattık çok şükür. Bak. Bu delillerle müebbet yersin. Varsa ekmek arası çift kaşarlı tostu tercih ederim. Allah'ım ya, çattık. Deli midir nedir? Arkadaşınız dalga geçiyor bizimle. Buradan çıkamayacak gibi görünüyor. Allah korusun. Bakın hanımefendi. O içerideki çocuk benim canımdır. Ve ben onu orada öyle görmeye dayanamıyorum. Benim, yani bizim arkadaşımız bir karıncayı bile incitmez bakın. Bir yanlış anlaşılma falan olamaz mı bu işte? Carlos, yapma oğlum. Güçlüdür, gözünü seveyim. Bakın, biz kendisine tuzak kurulduğunu düşünüyoruz. Nasıl ve neden? Zuha diye bir kadının ismini verdi. Atış poligonunda tanışmışlar. Araştırın, her şey ortaya çıkacaktır zaten. Arkadaşınız o ismi bize de verdi.
Atış poligonunun sahibiyle de konuştuk. Öyle bir kadını tanımıyorlar. Bakın, bildiğiniz ne varsa anlatın. Yoksa arkadaşınızı bir daha asla göremezsiniz. Tövbe Allah. Gelin hele. Ağlar. Benim burnuma pis kokular geliyor. Al benden de o kadar abi. Ya baltaya kim niye böyle bir komplo düzenlesin abi? Ne bileyim oğlum ben, bilsem söylemez miyim? Ya ben de soru olsun diye değil abi. Lafın gelişi söyledim işte. Onu bırakın da ne yapacağız şimdi? Onu söyleyin. Müdürümü arayalım, bir haber verelim. Belki yardımcı olur bize. Haberi yok mudur ki? Ne bileyim abi, belki yoktur. Arasana bir. Ara hadi. Polikondaki kadının ismi sahte çıktı. Ya hatun, açsaydın da bir haber kanalı izleseydik ya. Benim bu akşam dizim var. Karışma şimdi. Hayırdır inşallah. Alo. Müdürüm iyi akşamlar. Müsait misiniz? Buyur İlker, hayırdır? Pek hayır değil müdürüm. Bizim balta tutuklandı. Şimdi sorguda. Biz de karakoldayız. Nasıl ya? 4 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Şşş İlker, şaka mı bu? Allah Allah. Bu kim acaba? Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Tamam İlker. Ben geliyorum hemen. Fazla konuşma. Ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Bizimle geliyorsun. Tamam. Sıkıntı yok. Karımı bırakın, istediğiniz yere gelirim sizinle. Selim kim bu adamlar? Ne istiyorlar bizden? Tamam canım. Sen sakin ol. Onların dertleri benimle. Sana bir şey yapmayacağım. Nereden biliyorsun ona bir şey yapmayacağımızı? Bakın, derdiniz benimle. Yo. Aslına bakarsan bizim için çok fark etmez. Selma! 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 Selma, aç gözünü bir tanem. Ne olur ölme Selma! 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 Ulan şerefsiz! Ne istedin lan karımdan? Şerefsiz! Ne istedin lan? Hiçbir şey istemedik. Sadece yanlış zamanda yanlış kişilerleydi. Ulan sizin yüzünüzden öldü! Şimdi ben sana... Çıkarın bu adamı. Hadi gidelim. Bu gitti. Bu da gitti sayılır. Bu kayıp. Geriye bunlar kaldı. Onları da yarın hallederiz. Sencer Bey, biz hazırız, gidebiliriz. Siz gidin. Nereye gideceğinizi biliyorsunuz değil mi? Hadi.
bakın buraya. Ya beyler, Allah'ınızı severseniz ne oluyor ya? Nedir abi bizim başımızdaki bu bela ya? Vallahi bilmiyorum ki Hafız. Bunlar tesadüf değil. Böyle tesadüf olamaz. Bir şey bulabildiniz mi? Henüz bulamadık. Müdürümden haber var mı? Hayır. Karısını öldürüp onu alıp gittiklerini düşünüyoruz. Ya hanımefendi, kim yapar bunu ya? Ya Allah'ını seversen bu melek gibi adamdan kim ne ister ya? Ya yok mu en ufak bir delil, bir şeyiniz yok mu ya sizin? Sakin olun. Ben de bunu yapanları bulmak istiyorum, tamam mı? Tamam mamam değil hanımefendi, tamam mamam değil. Biz kaç sene o adamla aynı masada yedik içtik. Kaç sene abilik babalık yaptı bize o adam. Anladınız mı? Doktorunuz. Tamam. Anlıyorum. Ama siz de beni anlayın. Elimden geleni yapacağım, söz. Bakın. Bize bir söz verin. O adamları bulursanız biz de geleceğiz sizinle. Kusura bakmayın. Siz sivilsiniz. Mümkün değil. Sivilsiniz diyor ya. Allah'ım sen sabır ver yarabbim. Efendim? İlker. İlker benim. Müdürüm. Müdürüm iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Telefon. Ne diyor? Bir dakika. Hoparlörü alıyorum. Müdürüm. Dinliyoruz müdürüm. Selim müdür arıyor. İyiyim. İlker benim. Bana bak. Eski bir fabrikadayım şu an. Sanırım Cebze tarafında. Etrafa bakılırsa burası kasa fabrikasına benziyor İlker. Beni iyi dinle. Adamlar kalabalık. 10 kişi ya da biraz daha fazlalar. Ayrıca bu adamlar parktaki cinayeti işleyip baltaya suç atan herifler. Hemen orada olacağız, merak etme. Başkanım siz misiniz? Evet benim. Başkanım, lütfen buraya çoluk çocuk değil, buraya bizimkileri gönderin. Yoksa buradan kimse sağ çıkamaz. Tamam, dediğin gibi olsun. Başkanım, karım nasıl? Başkanım. Alo. Maalesef kaybettik. Başın sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin başkanım. Allah'tan geldik. Dönüşümüz ona.